Şu anda acaba ekran başından bizi izleyen kaç kişi bu konuyu tartışıyordur? Evet. İşte tartışılıyordur yani. %100. Ben evde bu programı seyrediyor olsam, bu konuyu kız arkadaşım olsa ya da eşim olsa şu anda açıyorum sen. Yapma abi, yazıt yapma. Net telefonunu açar mısın, ben açayım mı diye. Ama siz yapmayın ekran başındakiler. Evde denemeyin. Ya, en azından filmi de, en azından filmi izledikten sonra buna kendileri karar versinler. Bence de filmi izledikten sonra karar verin yani. Evde denemeyin mi diyorsun? Evde denemeyiz. Açan yani şu anda yapan olur mu aramızda? Olur mu? Eşiniz yanınızda mı? Değil. Kendi kendime açarım diyorsun. Kendime. O, ben anladım adım. İndirebilirsin elini. Sıkıntı yok. O da benim gibi şirin bir arkadaş. Baba, eşin biliyor mu cep telefonu şifreni ya da sen eşinin cep telefonu şifresini biliyor musun? Bilir, ben de bilirim. Sen de bilirsin. Evet, evet. Rahatız diyorsun evet, yani. Evet. Peki telefonunu temizler misin devamlı yoksa? Yok. Ben yani, şey anlamında söylemiyorum. Yok valla, yani, antibakteriyel. Yok yani, yok valla yani. Çok öyle uğraşmam yani hani uğraşmam. Temizleyeyim. Yani genel sorayım. Şükrü, telefonunu temizler misin? Yani yoksa kalır mı telefonda bazı şeyler yoksa hemen böyle siler misin? Telefonun şey mi? Ya böyle? Kalır tabii ki. Telefon benim telefonum sonuçta. Yani niye temizleyeyim evet. ki? Abi bir gün kaybolur. Abi temizlenecek bir durum da olmuyor benim hayatımda. Öyle çok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bende şey hastalığı var. Böyle evet. Mail geldiği zaman orada 5 tane mail duruyor ya da bir güncelleme geldiği zaman 3 tane yazıyor ya. Kesinlikle durmamalı onlar. Onların hemen okuma şartlama başka. Evet. Ama okuma evet. gönderme mi yoksa bakıp kalması mı? Yok ya onlar o kırmızı o yanıyor ben numara var ya üzerinde onun olmaması gerekiyor. Böyle bir huyum var. Abi çok tehlikeli işler yani. Telefon tehlike yani bayağı bir. El bombası hakikaten. El bombası aynen. yani. Aynen. Program bitti. Bu kadar. Yani hani konuşacağımız şeyler bunlar. 2 saatte konuşsak bunu konuşacağız. 10 dakikada konuşsak. Anneannemin bir lafı vardı rahmetli. Nur içinde yatsın valla. Derdi ki oğlum her gün iyi, temiz iç çamaşırı giderdi. Hadi bakalım. Evet. Ben anladım galiba. Evet program yine bitti. Çok teşekkürler. Tamamen bitti bu sefer. Tamamen bitti. Sonra ekstra bitti. Bir daha yok. Ay Allah ya. Ama konuyu neden bağlayacağımı biliyorsunuz herhalde yani o kadar değil. İlla. Her gün temiz iç çamaşırı giy. Bir gün başına bir şey gelirse temiz bulun derdi. Yani cep telefonları da öyle temiz olması lazım içi yani onun için söylüyorum. Hiç Burak yanlışlıkla birisine mesaj attın mı? Olmuştur illaki yani hiç farkında olmadan ama telefon konusunda tabii ki bizde bir aile yaşantısı olduğumuz için her şey açık bizde. Açık mı size de? Açık tabii. Abi açık olmasa böyle... zaten hanımefendiler istediği zaman onlardan bir şey saklamak mümkün ne olacak diyebiliyorsun. Abi mesela ben kapattım ve şifreli artık desen ne olur mesela o senin özel hayatın. Artık katlanmam gerekir sonuçlarına. Yani olmaz diyorsun. Şifre mi neden falan diye. Sende kapalı mı? Telefon şifresi var mı? Yani bakıyor musun Leyla? Benim mi? Evet. Benim şifrem var ama yani neredeyse herkes bilir ben. Çünkü telefonun her zaman yani insanların yanında açıyor ve görüyorlar. Şifreyi. Abi ne güzel bir ekip. Ya gizlediğim filmi, bir şey çektiler rahatlar tabii. Ki. Allah Serkan sen ne diyorsun? Serkan'ın benim... bu arada Beyaz Şov'a ilk gelişi. Ta... Amerika'dan geldiğin ilk evet. bir hafta falandı değil mi ya? Yeniydi. İlk hafta yeni, falandı. Yeni dönmüştüm evet. Karım ve annem aynen, diye bir sitcom çekiyorduk. O zaman konuk oyuncu olarak gelmiştin. Konuk oyuncu olarak gelmiştin ya. Vallahi aynen. ne kadar nereden nereye yani? Hakikaten kaç sene önce? Kaç 15 sene. 15 sene önce. 15 sene. Beyaz Şov'la ilgili sormak istediğin herhangi bir şey var mı? Yani yapmam. Yok. Tarkan'ı aradım. O da gelecekmiş. Tarkan gelecekse senin ikimiz kalmıştık. Tarkan'la bağlamak oldu. Dedik ki cep telefonuyla yaptığınız en büyük hata nedir dedik seyircilerimize. Sorduk. Dedi ki babama aşkım nerede kaldın gelip alayım mı diye mesaj attım demiş. Serhat Çelik. Nerede Serhat Çelik? Ben de bir kere babama canım demiştim. Ben de taksi durağını aramıştım kapatırken yani. Öptüm demiştim. Ne demiştin? Taksi durağını aradım. Arabayı istedim çok teşekkürler öptüm dedim. Ya bu nasıl kapatmış olmamış. Ben rahmetli amcama bay demiştim ya. Bay nedir dedi ya. Abi sevgilime atacağım mesajı aileme attım. Aileme atacağım mesajı da sevgilime attım. İşin enteresan tarafı ikisi de kendilerine gelmiş gibi cevap verdiler demiş. Aşkıma mesajlarken yanlışlıkla aşkın abiye yolladım demiş. Sevgililerime ayrı ayrı mesaj göndereyim derken yanlışlıkla grup kurmuşum demiş. Vay be. Kim? Söyleyeyim. Kim lan o?
Yazmamış ki adını. Al, burada duruyor. İsim varsa. Kim o? Sen misin? Evet. Bırak bu işleri. Eski sevgilime hala seni seviyorum dedim. Ben sevmiyorum deyince ben de zaten halama yazmıştım dedim. Hala seni seviyorum. Metrobüste yolculuk yaparken başucumda oturan kızım benimle ilgilendiğini zannedip telefonumdan Instagram profilini açtım. Kızım baktığını gördüm. Akşam abisi mesaj attı. Instagram'ı kapattım demiş. Babama ev boş gel yazdım demiş. Tehlike, tehlike. Bayağı bildiğim büyük tehlike ya. Allah Allah. GSM operatörleri tarafından yollanan doğum günü mesajına teşekkür mesajı yolladım demiş. Stalk yaptığım insanın Insta story'sine fake hesaptan değil. Abi ben cümleleri daha anlamıyorum. Hiç acaba değil mi? Bu nasıl bir şeydi? Başka bir dil. Ha başka bir dil. Doğru. Senin aran nasıldır bunlar bir dille? Abi o kadar yok. Ben daha oraya gelmedim. Dur, story konusunda Serkan yok. Çok tecrübelidir. Ne ya yok. Mu? Evet aramızda ya Serkan tecrübeli. Ya ben trafikte tecrübeli. Falan çok sıkılıyorum yani yapacak hiçbir şey yok. O yüzden böyle story yapıyorum yani. Benim o story'leri koyduğum zaman en sıkıldığım andır yani. Abi ben yanlışlıkla bu sene bir story attım. Yanlışlıkla. Yanlışlığın Allah'a ya. Büyük yani. Büyük attım yani story'yi. Bilmiyorum abi o telefon çok yani neresi dokunacaksın ne olacak neyse efendim. Bakarken hı diye değil mi? Öyle bir tuhaf mı? Yanlış bir kişiye üstünde ne var diye mesaj attım demiş. WhatsApp'ın öngörmeyi kapatmak bugüne kadar yaptığım en büyük hata falan diye söylemişler. Evet bu arkadaşlar böyle. Şimdi biz bununla ilgili bir de sokak röportajı yaptık arkadaşlar. Attığınız en garip mesaj, yaptığınız en büyük yanlışlık cep telefonunda neydi diye bir bakalım izleyelim. Cep telefonunda yaptığın en büyük hata nedir? Sevgilime atacağım mesajı babama attım. Babam zaten mesajı gördü cevap vermedi de. Birini aldatıyorsam eğer yanlışlıkla mesela yakalanmışlıklarım var SS atarken. SS ne? Ekran görüntüsü alıp başkasına atıyorum ve o sırada başka birinin evet, mesajı geliyor fark etmiyorum atıyorum. Şimdi sevgilimle olan kavgalarımızı screenshot almıştım. Bunu normalde kız arkadaşlarıma yollayacaktım ama erkek arkadaşıma yolladım. Sevgiline yolladı yine. O dedi ki bu ne? Dedim ki al yaptığın hatayı bir de böyle bak demiştim. Çevirdin yani. Evet. Çok da güzel çevirdim. Yedi. İnandı. İnandı. Saf biraz galiba. Yanlışlıkla çektiğim, yüzümü çektiğim bir fotoğrafımı gönderdim. Kime gönderdin? Tanımadığım birine. Geri dönüş ne oldu? Engelledi. Sevgilime mesaj atıyordum. Konuştuğum çocuğa mesaj attım. Başka konuştuğun çocuk da vardı. Vardı. Yani utandım. Vardı. Sonra ne oldu? Sonra onunla çıkmaya başladık. Öbürün oldu? O da bitti. Bir gün bir erkek arkadaşıma mesaj atarken yanlışlıkla yengeme attım. Ne yazıyordu? Bir resimdi, görüntüydü. Yengem direkt şey dedi, Ahmet'e atacaktın herhalde Melike'cim falan dedi. Mesela Belber'e üst üste fotoğrafımı atmıştım. Benim Belber'e. Bizim arkadaşlar atacağım diye. Belber ne dedi? Belber'e o yakışıklısın falan filan bir şeyler dedi öyle şeyler. Diğer kız arkadaşıma mesaj atacakken yanlış kız arkadaşıma attım. Yazdığım mesajda şeydi, akşam giyiminle şöyle bir şey giyin, yanına geleceğim gibisinden. Sonra hemen 180 derece çevirdim yani kankama attım falan gibisinden. Babam ve bebeğim demiştim bir kere, o var. Baban ne dedi? Yanlış karıştırdın galiba dedi. Gürkan'a yanlış mesaj attım abi. Kime atacaktın? Gürkan'a atmayacaktım. Ben Gürkan'a yanlış bir fotoğraf attım abi. Aynen. Ne fotoğrafı? Çok yanlış bir fotoğraf abi. Üstü kapalı abi fotoğrafı. Ben kapalı değildim öyle söyleyeyim abi sana. Cep telefonunu 5-6 senedir yeni yeni öğrendim kullanıyorum. Mesaj yazmayı da 2-3 senedir yeni yeni kavradım. Yazıyorum. Tuttum. Açıkça söyleyeyim. Karşı cinsten birisiyle beraberdim. Ona yazdığım mesajı erkek arkadaşıma yollamışım. Erkek arkadaşım da kalkmış kendi mesajını bana göndermiş. Ondan sonra kıza telefon açtım. Mesajıma karşılık vermedin. Ya dedi sen kime mesaj yazdın da karşılığını istiyorsun? Dedim sana. Hani dedi gel telefonumda bak bakayım bulabilecek misin? Dedim telefondan anlamıyorum. Sen dedi herhalde bir başkasına da başka bir kıza da yazdın. Onu ben sandım. Tutmuşlar bana mesaj attığını zannediyorsun. Sen aynaya bak gör halini kendini kandır beni kandıramazsın. Ne yazmıştın peki abi? Bugüne dek karşılaştığım hemcinslerin içerisinde öteklerini beynimden silip gelip aklımdaki tahta oturan tek güzel sizsiniz. Sizi olduğunuzdan ve düşündüğünüzden
bin kat yukarıda benimsiyorum. Bir noktada da sizin beni benimseyip bana doğru bir adım atmanızı bekliyorum. Siz bana bir adım veya yarım adım atarsanız ben size yüzden yukarıda bin adım kadar yakın olurum gibi bir şeyler yazmıştım. Kız dedi ki sen avucunun içerisine bir bak, ondan sonra avucunu üfle, ne var ise boşlukta ne varsa uçsun gitsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.